Elimizde y eşittir sekant 3 pi bölü 2 eksi x ifadesi var. Evet. Bulmamız gereken ise dy bölü dx yani y'nin x'e göre türevinin x eşittir pi bölü 4 noktasındaki değeri. Şimdi her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın olur mu? Peki, burada bileşke bir fonksiyon olduğunu fark ettiniz değil mi? Yani sadece x'in sekantını değil, başka bir fonksiyonun sekantını alıyoruz. Bunun için de bu kısma u x diyeceğim. Evet, 3 pi bölü 2 eksi x yerine u x diyeceğim. u x'in türevini alacak olursak, 3 pi bölü 2'nin türevi 0'dır. Eksi x'inki ise eksi 1'dir değil mi? Burada kuvvet kuralını uyguladığımızı da düşünebilirsiniz. Bu x üzeri 1 ise, 1'i x'in önüne indirip, x'in kuvvetini de 1 azaltarak, eksi 1 çarpı x üzeri 0 yani eksi 1 elde ederiz. Böyle de görebilirsiniz. Buraya geri geldiğimizde bunu artık sekant u x olarak düşüneceğiz ve türevini alırken de sekantın u x'e göre türevi çarpı u'nun x'e göre türevini bulmamız gerekecek. Sekantın türevinin ne olduğunu daha önceki videolarımızda ispatlamıştık ama isterseniz üzerinden bir kez daha geçelim. Sekant 1 bölü kosinüs x'e eşitti değil mi ve zincir kuralını uyguladığımızda da sekant x'in türevini sinüs x bölü kosinüs kare x olarak bulmuştuk. Şimdi, y'nin x'e göre türevini bulmak için, sekant u x'in u x'e göre türevini, u'nun x'e göre türeviyle çarpacağız. E hadi bakalım. Sekantın u x'e göre türevi, burada x gördüğümüz yerlere u x yazacağız. Yani sinüs u x. Bu arada u x yerine de 3 pi bölü 2 eksi x de yazabilirim ama neler olduğunu tam olarak anlayabilmek için şimdilik acele etmeyeceğim ve u x yazacağım. Sinüs u x bölü kosinüs kare u x. Evet. Parantezleri de maviyle yazayım ki trigonometrik fonksiyonları diğer kısımlardan ayırt edebilelim. Kosinüs kare u x. Bu sekantın u x'e göre türeviydi. Zincir kuralına göre bunu bir de u üssü x ile çarpmamız lazım. Yani u x'in x'e göre türeviyle. Artık bildiğimiz kısımları buraya yerleştirebiliriz. Eşittir sinüs u x yani sinüs 3 pi bölü 2 eksi x hemen yazacağım bölü kosinüs kare u x ve çarpı u'nun türevi x u x 3 pi bölü 2 eksi x de buraya da yazalım 3 pi bölü 2 eksi x u x'in x'e göre türevini de Az önce eksi 1 olarak bulmuştuk değil mi? Onun için çarpı eksi 1 yazıyorum. Eğer isterseniz bunu doğrudan ifadenin başına da yazabilirsiniz ama ben şimdilik bu şekilde bırakacağım. Türevi aldığımıza göre bu ifadenin bir de x eşittir pi bölü 4'teki değerini bulmamız gerekiyordu değil mi? Bunların yani x'lerin yerine pi bölü 4 yazmam lazım. Peki sinüs 3 pi bölü 2 eksi Pi bölü 4 ne eder? Bu işlemi şurada yapalım. Paydaları eşitleyince 6 pi bölü 4 eksi pi bölü 4. 5, 5 değil 4, evet. Buradan 5 pi bölü 4 elde ederiz. Sinüs 5 pi bölü 4 bölü kosinüs kare 5 pi bölü 4 çarpı eksi 1 işlemini de eksi işaretini buraya taşıyarak yapalım artık. Peki sinüs 5 pi bölü 4 ve kosinüs kare 5 pi bölü 4 neye eşit? Değil mi? Sıra burada. Tabii ki de ezbere bilmiyorum ama bir birim çember çizersem sanırım neye eşit olduğunu hemen bulabilirim. Peki hemen bir birim çember çizelim. Elimden geldiğince düzgün bir çember çizmeye çalışıyorum ama pek de başarılı olamadım. Peki ne olur Yine şimdilik bu çembere benzemeyen çemberle idare edin lütfen. Ben açıları çoğu zaman derece olarak düşünürüm ama şimdi radyanla ilgili düşünmem gerekiyor. Pi bölü 4 radyan 45 derece tamam. Burası pi bölü 2 değil mi? Bu 3 pi bölü 4. Bu 4 pi bölü 4. Ve bu da... 5 pi bölü 4. Birim çember üzerinde işte bu noktaya geldik. Açının birim çemberi kestiği bu noktanın koordinatları x koordinatı eksi karekök 2 bölü 2. y koordinatı da eksi karekök 2 bölü 2 yine değil mi? Bunları nasıl bulduğumu ya da bildiğimi tam olarak anlayamadıysanız Kan Akademi'nin trigonometri bölümündeki birim çember ve birim çember üzerindeki standart açıları anlatan videoları tekrar izlemenizi öneririm. Peki devam edelim. Sinüs, sinüs y koordinatı olduğu için buraya eksi kare kök 2 bölü 2 yazacağım. Evet, kosinüs de x koordinatıydı öyle değil mi? Ve bu nokta için o da eksi karekök 2 bölü 2'ye eşit. Tabii ki karesini almayı unutmayacağız. Eksi kök 2 bölü 2'nin karesi. Karesini aldığımızda e, pozitif bir sayı elde edeceğiz değil mi? Karekök içinde 2'nin karesi 2, 2'nin karesi de 4 olduğuna göre payda 1 bölü 2 olacak. Buradaki eksi işareti bu eksi işaretiyle birbirini götürecek ve geriye artık sanırım bir alkışı da hak ediyoruz. Teşekkür ederim. Karekök 2 bölü 2 bölü 1 bölü 2. 2 ile çarpmak demektir. Bu ikiler de birbirini götürünce geriye karekök içinde 2 kalacak. y fonksiyonunun x eşittir pi bölü 4 noktasındaki teğetinin eğimi karekök 2'ymiş. Harika.